Herkes, ben Gamze. Bugün sizlere bir vlog çekeceğim. Vloga başlayacağım. Bugün ilk vlogumu çekeceğim. Sizler için acayip heyecanlıyım diye bilmiyorum. Galiba elimde bu koca kamerayla dolaşacağım için. Vlog kameram yok. Telefonla da böyle pek kaliteli çıkmadığı için büyük ihtimalle yani bütün günü kamerayla çekmeye çalışacağım. Her neyse. Bugün şimdi uyandım. Sabahki halimi çekemedim sizlere. Çünkü burada yatmıyordum. Yani kuzenim bizdeydi. O yüzden ben salonda falan yatıyordum. İşte duşa girdim, duştan çıktım, hazırlandım. Liseden arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. İki tane çok yakın arkadaşım var, İlayda ve Ezgi. Onlarla buluşacağım. İşte oje falan süreceğim şu an. Biraz makyaj yapacağım. Böyle bugünümü sizlere ayırdım, çekeceğim. İnşallah güzel bir vlog olur ve yayınlayabilirim. Şimdilik böyle. Şimdi hocamın birinci adımını sürdüm ama annem çağırdı. Kahvaltıya gidiyoruz size. Annemin hazırladığı kahvaltıyı göstereceğim. Bakayım ne hazırlamış. Böyle birkaç dakikada hazırladığı için pek ümitli değilim ama. Evet arkadaşlar, annem bugün için hazırladığı kahvaltı. Başka bir şeye oturayım. Çok sevindim ben. Evet, düşüncelerinizi alayım benim hakkımda. Bak, bır bır konuşur. Bu hayatımda gördüğüm en yaramaz çocuk. Yani bu kadar bir insan yaramaz ama bu kadar da yakışıklı olamaz herhalde. Bu da benim anne. Aferin bak. Anneciğim. Bize böyle masalar hazırlamış. Ergün de geçsin oraya bakayım. Ben hala havluyum. Saçım iyice kurusun diye bekliyorum. Şimdi kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Merhaba, şimdi kahvaltımı yaptım. Odaya geldim, ojelerimi de sürdüm. O sırada böyle büyük kötü bir haber aldım. O yüzden biraz moralim bozuldu açıkçası. Yani öyle ojeyi sürerken falan kafamı dağıtırım diye çekemedim, kusura bakmayın. Şimdi birazcık ojelerimin kurumasını bekleyeceğim. Bu yüzden pencereyi de açtım. Ojelerimi kurduktan sonra makyaja başlayacağım. Makyajı göstereyim mi bilmiyorum. Bence makyajı göstermeyeyim, size sürpriz olsun. Zaten hep makyajı gösteriyorum. Yani makyaj videosu çektiğim için bu sefer size sürpriz olsun. O zaman şimdi bunlar kurusun. Nemlendiricimi süreyim, makyajı yapayım. Sonra tekrar görüşürüz. Makyajımı bitirdim. Şimdi saçlarımı yapacağım. Ama saçlarım böyle duştan çıktığım ve sonradan taradığım için biraz tuhaf bir hali var. O yüzden biraz maşa yapacağım saçlarıma. Ama hala ıslak, nemli yani. Bilmiyorum onu yapabilir miyim diye. Öyle yani. Saçımı yaparken şunu da size göstereyim. Yapmadan önce ısıdan birazcık korumak için L'Oreal'in Elsa Mucizevi yağ kullanıyorum. Hem birazcık daha maşadan şey yapmış oluyor. Ay, burada bana maşamı da çok soruyorsunuz. Hangi maşayı kullanıyorsun diye. Şu an sıcak ama Brown'un Iontech Satin Hair 7 maşasını kullanıyorum genelde. Ama öyle çok saçımı maşa yapmıyorum. Çünkü zaten saçlarım pek hemen kırılmaya müsait olan ve çok ince telli bir saç olduğu için genelde mesela akşam duş alıp bir yere gideceksem ertesi günü sabah uyandığımda o haliyle gitmeyi daha çok seviyorum. Daha az zarar veriyor saçlarıma. Ama yakında saçlarımı şekillendirdiğim böyle kısa saç modellerini göstereceğim. Görüşürüz. Şu anda saç, makyaj, her şeyle hazırım. İşte bu da kıyafetim. Genelde siyah sevdiğim için yine siyah. Ay, şuradan çok kalın görünüyorum. Yine siyah giydim. Böyle ayakkabıları patlatmak istedim. Göstereyim yakından. Bunları da Koton'dan almıştık ve 50 TL'ye falan almıştık Tuğba'yla. Ve gerçekten çok güzel ayakkabılar. Daha doğrusu bunu bana Azra hediye etti. Şurada gördüğünüz ufaklık. Kemeri Mango'dan almıştım. Ve aşık oldum. Ya bu kemeri o kadar çok sevdim ki şöyle yakından göstereyim mi? Şöyle göstereyim. Çok yüksek ben bir pantolon giydim. Üstten böyle 10 TL'ye aldım. Herhangi bir mağazadan aldığım bir şey. Pantolonu da gerçekten pazardan 5 TL'ye almıştım. Hatta bunu Snap'te de paylaşmıştım. Böyle siyahlı oldum bugün. Size muhterem yüzümü de göstereyim. Böyle yani. Şu anda yani ben hazırım. Çıkmak için saat bekliyorum. Belki bu saate kadar çektiğim şeyleri falan düzenlerim, bilmiyorum. Öyle yani. Şu an
gerçekten heyecanlıyım. Dışarı çıkarken dışarıda şimdi elimde kamerayla nasıl gezeceğim, ne yapacağım falan hiç bilmiyorum. Ama yapacağım. Söz veriyorum. Size bugünü vloglayacağım. Başka çarem yok çünkü. Öyle yani. Hava da biraz grimsi. Sanki üşüyeceğim gibi. Şimdi üstüme ne giyeceğim derdi var. Bir saat onu düşüneceğim. Nasıl bir mont giysem falan ki marinaya gideceğiz. Marina buranın iki katı falan soğuk oluyor yani. Denizin tam kıyısı olduğu için daha soğuk oluyor. Öyle. Umarım güzel görüntüler yakalarım. Umarım güzel olur. Şimdi merdivenlerden iniyorum. Daha doğrusu son basamaklardayım. Rujumun rengini değiştirdim. Çünkü üstüme böyle asker yeşili bir şey giydim ve kırmızıyla böyle biraz daha böyle şey duruyordu. Böyle daha sade ve daha güzel oldu. Yani bu üstümdekiyle. Şimdi apartmandan çıkıyorum. Ama tamam, elimde kamerayla. Çok rüzgar varmış. Bir şey söyleyeyim mi? Bence ben bugün çok üşüyeceğim. Çünkü iki de hala geliyor. Çok üşüyeceğim çünkü üstüme sadece bunu aldım ve gideceğimiz yer çok soğuk. Şimdiden böyle biraz serin gibi. Bilmiyorum. La 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 la. Ay neyse, kapatayım artık. Henüz. Of, araba geçerken bile de dirgin olurum. Şimdi minibüse bineceğim. Öyle yani. Ben de ineceğim. Görüşürüz. Merhaba tekrar. Şimdi kızlarla buluştum. Marina'ya doğru gideceğiz. Yoldayız, böyle sakin bir yerde şey yapayım dedim ki yolda hala utanıyorum. Kendik çok kalabalık. Hızlıca arkadaşlarımı tanıştırayım. Ezgi ve İlayda. Yani liseden gerçekten çok yakındık şimdi. Öyle ayda yılda bir buluşuyoruz çünkü hepsi farklı farklı yerlerdeler. Öyle yani. Bir şey demek ister misiniz kızlar? Neyse, orada görüşürüz tekrar. Hoşçakalın. Şimdi kahvelerimizi içtik, sohbetimizi ettik. Marina'da Bassus var. İndirimde olduğu için oraya geldik. Bassus'a bakacağız. Sonra öyle. Bilmiyorum ne yapacağım. Bassus burada. İndirim var dediler, geldik. Revlon burada yok ama. Rimmel'da. Rimmel'dan bir şeyler bakacağım. Bu yeni fuarlarının falan. Şimdi minibüsten indim. Ekmeğimi ve kolamı aldım. Evet, bekliyorum. İyi bir gündü ya. Çocuklar var ya. İyi bir gündü yani. Bence bu vlog işini birazcık kıvırdık. Çocuklar şurada görebiliyor musunuz? Bizim mahalle böyle, herkes birbirini tanıdığı için tabii. Öyle yani. Bence öyle Pendik içinde çok fazla çekiyordum çünkü. Çok kalabalıktı Pendik. Ve cidden böyle utandım falan yani, artık ne yapacağım şey yapacağım diye. Ama yani oldu yine de. Zaten çok dolaşmadık. Böyle bir iki mağazaya girdik çıktık. Bir aktarım uğramam gerekiyor. Çay ağacı yağ aldım. Ay, böyle şimdi güzelmiş. Eve geldim şimdi. Öyle yani. Bu da çekemedim çünkü insanlar falan bakıyor. Hem de daha ilk izliyorum yani. Biraz acemiyim tabii ki de. Bakın. Görüyor musunuz? Buraya girdim mi direkt rüzgar.
bileklerim falan çok ince olduğu için böyle kamerayı tutarken sürekli böyle böyle falan oluyor. Bu elimde olan bir şey değil yani cidden. Umarım iyi görüntüler olmuştur bugün ya. Bence Marina'dakiler güzeldi. Şimdi eve çıkıyorum. 4 kat çıkacağım. Şimdi odamdayım. Çok şükür acayip uykum geldi. Ama eve bir geldim ki evimiz çocuk yuvası. Kuzenlerim bizde. Şu an ikisi odada. Ben de bugün size aldıklarımı göstereyim. Bugün 2 tane ürün aldım. Bir tanesi Watsons'tan. Bu Watsons'ın ıslak mendilleri. Böyle minik boyları çantaya atmalık güzel oluyor. Bir de bu çay ağacı yağını aldım. Bu da sivilceler için. Organik almaya çalıştım. O yüzden aktardan aldım ama ne kadar organik, ne kadar şey bilmiyorum yani. Umarım işe yarar. Biliyorsunuz ki çay ağacı sivilceleri iyi geliyor. Ve bana oradaki adam da böyle bir cilt maskesi hediye etti. Yusun özlü cilt maskesiymiş ama bilmiyorum kullanır mıyım, kullanmaz mıyım. Bir araştıracağım, ondan sonra deneyeceğim. Belki güzeldir cidden. Öyle yani. Ay, saçım başım dağıldı. Şimdi makyajımı çıkaracağım. Ondan sonra üstüm başım falan değiştiririm. Bir kendime gelirim. Yemek yerim. Burada da minik kızlar. Melis ve Azra. Yemek yerim. Eğer bebekler falan yukarı çıkarsa size bebeklerle de bir görüntü verip vlogu. Evet, aslında onu da göstereyim. Öncelikle ya topik krem ya da Garnier'in kusursuz temizleme suyu. Yani hangisi işime gelirse şu ikisinden biri. Bunlardan birini kullanıyorum. Göz makyajım için eğer çok ağır bir şey yapmışsam Sephora'nın bu göz temizleyicisini kullanıyorum. Öyle yani, nemlendirici olarak da Clinique'in nemlendiricisi bitince bendeki Yves Rocher'in nemlendiricisini aldım. Hydra Vega Tal, böyle çukur ciltler için bir nemlendirici. Bu da çok güzel. Öyle yani. Makyajımı çıkarayım, bir kendime geleyim. Eğer bebekler gelirse görüşürüz. Gelmezse yine görüşeceğiz. Ve vlogu bitiriyorum. Şimdi saat şu an 8 falan. Zaten bu saatten sonra bilgisayar veya televizyonu, telefonu takılacağım. Yani başka yapacak hiçbir şeyim yok. Tabii ki Kiralık Aşk var bugün. Kiralık Aşk'ı izleyeceğim. Öyle yani. Bunu editlerim falan. Öyle uğraşacağım bir şeylerle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu vlogu beğenmişsinizdir ve yani ilk vlogum olduğu için lütfen hani hatam falan varsa kusura bakmayın. Zamanla tabii ki hepsini düzeltirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.